Evet, diyorlar ki insanlar birbirinin ihlasını kırabilirler mi? Bu nasıl olur? İnsanlar birbirlerinin ihlasını kırarlar. Bir meseleyi size anlatmıştım. Allah rahmet eylesin, Zübeyir abi ile alakalı bir meseleyi. Zübeyir abinden çok sevdiği bir arkadaşı, bir genci ittifak ederek onu çeşitli ağızlardan kötüleyerek Zübeyir abiye neticede medreseden kovdurmuşlar. Üstad Hazretleri böyle kendi talebelerinin birbiri hakkında konuşması değil, kafirler hakkında konuşmasını da yasak etmiş. Yani o günün Süfyan Komitesi'nin yaptığı icraatları da gelip kendisine anlatmalarını yasaklamış. Meşgul ediyor. Yapacağı işe kendini tam veremiyor. Onun ne kadar olsa zihin meşgul oluyor yani o gelen haberle. İnsanlar zaten insanlar birbirinin ihlasını kırar zaten. İnsan kendi kendinin ihlasını zor kırar. İnsanlar birbirinin ihlasını kırar zaten. Her zaman söylediğimiz gibi ihlas trafik kaidelerine benziyor. Tedbirin yarısı sendedir. Yarısı da karşıdakindedir. Eğer karşıdaki İhlas düsturlarını kollamazsa, samimiyet ölçülerine esas almazsa, habire yanlışta devam ederse, neticede sen de ihlası bozarsın. Kim olursa olsun. Ne kadar sabırlı olursan ol, neticede senin de ihlasın bozulur. İnşallah tam ihlasa muvaffak olursunuz, beni de tam ihlasa sokarsınız, diyor Üstad. Orada tevazu yok. Orada aynı hakikat bir ifade var. Çevresindekiler eğer ihlasa dikkat etmezse, ihlasla hareket etmezse, kendisi de bir gün gelecek, ya tenkit edecek, ya kalben kırılacak, ya kovacak, ya bir şey yapacak. Neticede ihlası kıracak yani. Zaten insanlar birbirinin ihlasını kırıyor. Başka kim kimin ihlasına karışır ki? Fazilet Furuşluk nevinden yani bir hizmete muvaffak olmuş. Allah bir hizmette istihdam etmiş. Habire böyle lafı çevirip evirip getirip o yaptığı hizmeti insanlara telkin etmek, anlatmak, anlatmaya çalışmak. Belki biraz mübalağalı bir misal olur ama işte adamın birinin parmağı kopacakmış da nasılsa öbürü yetişmiş, adamı kurtarmış, parmağı kopmamış. Ondan sonra her karşılarına ya o ben rastlamasaydım o parmağın gitmişti. Lafı evirip çevirip ya öyle işte görüyorsun yani insan zayıf yani. O anda ben yetişmesem gitmişti parmağım. Yani üç, beş. Ondan sonra adam diyor bu parmak mıydı senin kurtardığın? Evet. Koyuyor oraya satırına bu diyor kesiyor. Bir daha da böyle konuşma diyor. Şimdi fazilet furuşluk nevinden yani işte bir elhamdülillah bir hizmet oldu, bir muvaffakiyet oldu. Bu her zaman söylüyoruz. Bil istihkak kabiliyetimizden değil. Biz bu işin layıkıyız, onun için yaptık değil. Allah bu işi birilerine yaptıracaktı. Biz rastladık, bize yaptırdı. Öyle murad etmiş, öyle oldu. Yoksa bil istihkak değildir bu işler.
Hiç kimse hayırda hak sahibi değildir. Hasenat Allah'tan geliyor. Hasenette muvaffakiyet Allah'tan geliyor. Şimdi sen onu sanki kendin yapmış gibi her halinde, her tavrında, her hareketinde işte yeni gelmiş, yeni Risale-i Nur'a alışmış kardeşlerine, daire içine girmiş insanlara her halinde öyle telkin etmeye, fazilet vuruşlu işte biz böyle yaptık, işte biz şöyle yaptık. Biz şöyleydi, böyleydi. Onların gıpta damarını tahrik etmemek lazım geliyor. Bu da ihlasın bozulmasına sebep oluyor. Gıpta damarı tahrik oldu mu ne diyecek? Haset edecek bu sefer. İçinden bir türlü şeyler geçecek, bir türlü, bin türlü hissiyatlar geçecek ona karşı. Eğer iyiliğini düşünse ifrat bir iyilik olacak. Kötülüğünü düşünse zarar vermeye çalışacak karşıdaki. Onun için haset damarını tahrik etmemek lazım geliyor. Yani insanlar birbirinin ihlasını kırıyor zaten. Birinci düsturdan sonrası insanlar arasında olan muameledir. Herkes dikkat edecek. Bir kişinin, beş kişinin kendi kendine dikkat etmesi yetmiyor. Ne diyor? Vahdet ve ittihadın neticesidir. Ne diyorsun? Hayat. Hayat vahdet ve ittihadın neticesidir. Hayat değil mi? Hayat vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizaşkârâne ittihad gittiği vakit manevi hayat da gider. Bu imtizaşkârâne ittihadın elemanları, elementleri sen, ben, öbürü, öbürü. Tek fert değil yani. Sen, ben, öbürü, öbürü. Bunlar imtizaşkârâne ittihad edecek. Birisi ihlaslılık yaptı mı imtizaşkârâne ittihad olmaz. Yani bir ilaç yapılacak. Her şey miligram hesabı. Birisi ya kendisini çekse o ilacın içinde o fonksiyon olmazsa veya artırsa o hap ilaç olmaktan çıkar, zehir olur. İmtizaşkârâne ittihad olmazsa bir ferdin yanlışı hepsini zarara sokuyor. Onun için ne diyor? Hizmet-i Kur'aniye'nin hizmetine taarruz. Bilerek ihlâssızlık yapan adam hizmet-i Kur'aniye'nin hizmetine taarruz eder. O kısmı okuduk mu? Gelecek mi? Gelecekten. Gelecek efendim. Hı? Gelecek. Bilerek hizmeti, şey ihlası bulunan, hizmet-i imaniyenin hizmetine taarruz. Halbuki mümin hizmet-i Kur'aniye taarruz etmez. Demek ki o anda ne kadar çirkin bir vaziyet alıyor ki o haliyle. Hizmet-i Kur'aniye'nin hizmetine taarruz ediyor. Taarruz etmiş gibi oluyor. Biz bu meseleyi çok hafife alıyoruz. Ve maalesef çok yayan kalmışız bu meselede yani. Artık bir nokta geliyor ki insan diyor ki bilemiyorsun yani bu adam Risale-i Nur okusun mu okunmasın yani milletin başına bela olmak ihtimali de var. Her zaman söylüyorum yani bizim Ankara'da bir arkadaşımız vardı. Allah rahmet etsin. Söylediği adam da rahmetli oldu. Diyordu ya Müslüm ben filanca adama Risale-i Nur'u okuttuğum için Allah beni affetsin. Diğer kusurlarımı yırtarım diyordu. Diğer kusurumdan Allah beni affeder. O adama Risale-i Nur'u okuttuğum için Allah beni affetsin yeter diyordu. Ve sözünde haksız değildi. İkisini de çok iyi tanıyorum. İkisini de çok iyi tanıyorum. Yani şimdi mesela insan düşünüyor. Yusuf-ı Sekafi Müslüman olsa mıydı, olmasa mı iyiydi? Hacı Zalim. Olmasa da. Bilmiyorsun yani, ha bilmiyorsun. Şimdi onun kelime şehadet getirmesine vesile olan bir insanı düşün, ne kadar sevinmiştir.
haklı olarak. Ama keşke şehadet getirmeseydi yani. Bilmiyorum, kitaptan okumadım, rivayet. Keşke İran'la aramızda ateşten bir dağ olaydı, ne onlar bize kavuşaydı, ne biz onlara kavuşaydık. Hazreti Ömer'in sözü, radıyallahu anh, diyorlar. Ben okumadım. Ama fiiliyet onu gösteriyor. Şu İran Müslüman olsa mı iyiydi, iyiydi, olmasa mı iyiydi? Ben sana soruyorum yani. Ehl-i Sünnet camiası bütün tarih boyunca İran'dan çektiğini ne İngiliz'den çekmiş, ne Fransa'dan çekmiş, ne Amerika'dan çekmiş, ne ondan çekmiş, ne ondan çekmiş. Halen de öyle devam ediyor. Halen de öyle devam ediyor. Şia şeyinde. İtikat bozucu. Yani insan öyle bir nokta geliyor ki kellim kellim la yenfa' demişler ya, söyle söyle hiçbir faydası olmuyor. İnsanın da bir tahammül sınırı oluyor yani, artık diyorsun ki ne söylüyorum ya ben? Ya ne söylüyorum ki yani? Allah hayırlısını versin, bu adam Risale'yi okusa mı iyi, okumasa mı iyi, Allah bilir diyorsun yani. Bir için ne hali varsa görsün diyorsun yani. Bilemiyorsun çünkü. Öyleleri öyle iş yapıyor ki, İnsan küçük dilini yutuyor, büyüğünü beraber yutuyor yani. İhlasa dikkat etmek lazım. Bir zerre ihlasla amel, batmanlarla halis olmayana müracaattır. Allah başladığımız gibi sona götüre. Amin. Allah başladığımız gibi sona götüre. Sonradan ustalaşmak, her zaman söylüyorum, bizim Allah rahmet eylesin Hacı Ahmet Ağa'nın sözü. Oldum demeyin diyordu kardeşim. Oldum demeyin. Boyuna uygun, kilosuna uygun bir sesi vardı. Oldum demeyin. Oldum demeyin. Dört kitabın ortası. Oldum dedin mi, arkasından her türlü yanlış söküp geliyor. Daima talebelik, daima yeni girmişlik, yeni öğrenmişlik, şuuru içerisinde bulunmak lazım geliyor. Ustalaştım dedin mi, müferit hareket başlıyor, ihlas bozuluyor, hatalar arka arkaya sökün edip geliyor. Şu alem-i İslam'ın halini görmüyor musun? Dün daha Ayasofya'da olan hadiseyi görmedin mi? Önde arkadaşlar polislerle bir münakaşa, bir mücadele içerisindeler. Arkasındaki diyor ki provokatörler girmişin için, işin içine girmiş. Hiç ihlas yok yani. Hiç yani bir birlik olalım da şurada bir mesele tahakkuk ettirelim, yok yani. Herkes kendi mihveri içerisinde, kendi mihveri içerisinde, aynen artı eksi kutupların birbirine yanaşamadığı gibi herkes kendi mihveri etrafına dönüp duruyor. En ufak bir tavır, en ufak bir karşıdakine haklılık payı bırakmak yok. Cemaatlerde de böyle, cemiyetlerde de böyle. Allah rahmet etsin, gördüklerimiz, görmediklerimiz, yani büyük insanlar böyle ufak tefek şeyleri başını bile kaldırmıyorlar yani. Yani, yani senin için heyecan dolu bir şeydir, kaşını öyle kaldırıp ancak bakmakla iktifa ediyor yani. Ya sen bu meselen gibi 1000 tane, 10 bin tane başından geçti, olacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Yani ne konuşup duruyorsun? Böyle başını bile kaldırmıyor yani, kaşını kaldırıp bakıyor yani. Sebep yani öyle geçmiş, öyle geçmiş, öyle geçmiş ki başından. Şu irşat, eğer insanların tabiatlarından gelen yanlışı düzeltmeyecekse irşadın manası nedir yani?
Yani insan, benim prensiplerim var. Kardeşim, damarıma basmayacaksın. Vallahi o damar seni cehenneme götürür. Eğer o damarın İslami değilse cehenneme götürür seni. Eğer senin o damarın kırılmayacaksa, sen neye buraya gelmişsin be kardeşim ya? Sen buraya neye gelmişsin ya? Meyhane mi yok? Çayhane mi yok? Stadyum mu yok? Oyun yeri mi yok? Zıplama yeri mi yok? Debelenme yeri mi yok? Hangi mezbeleliğe gidersen git. Bura damar kırılma yeri. Bura adam olmaya çalışma yeri. Bura adam olmaya çalışma yeri. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani ihlas, herkes kendi tabiatını bozmuyor yani. Yani söylediğin zaman da ihlas bozuluyor. Yani bunu söylemek de bir nevi tenkit yerine geçiyor. Tenkit yasak işte, başa koydu. Birbirinizi tenkit etmeyiniz. Adam olmak çok zor ya. Vallahi çok zor. Şimdi bakın, ayet-i kerimeyle içkiye haram edildi. Üç kademeli haram edildi. Ondan sonra kat'i emir geldikten sonra rivayetlerde Medine'nin sokakları şarap seline döndü diyorlar. Herkes kenarında, köşesinde 10 yıllık, 20 yıllık, 5 senelik küplere doldurmuş şarabını içecek. Bir şarabı niye içmiyoruz? Emredildiği için içmiyoruz yani. Haram edildiği için içmiyoruz o sarı şarap. Niye içmeyelim ki? İçeriz. Haram olmasa içeriz yani. Haram edilmiş, onun için içmiyoruz yani. Hikmet aramayız, biz emir ararız. Yani. Emir varsa eyvallah, demiş, bitmiştir. Demiyor ki yani, demiyor ki, ya ben bunun tiryakisiyim, ben bunu senelerdir kullanıyorum, zıkkımın pekini ben bırakamam. Ben nasıl şarap küpümü yere vururum, nasıl ederim? İşte sahabenin özelliği bu, sahabenin özelliği bu. O anda fıtrat mıtrat dinlemiyor yani. Ne varsa buradan kesiyor, atıyor, emir gelince kesiyor. E bizi kardeşim, aynen trafik memuru gibi oluyoruz yani, trafik memuru. Bir şey söylediğin zaman, şurada bir kırmızı nokta var. Burada bir siyah nokta var. Burada bir mavi nokta var. Burada bir yeşil nokta var. Bunlara çarpmadan nasıl kıvırarak laf ederim diyorsun yani. Böyle ihlas olur mu? Böyle insan adam olur mu yani? Kırmızı noktanı muhafaza edeceksin, buraya neye gelmişsin kardeşim ya? Neye bırakmayacaksın, bırakmaya niyetli değilsen, inadını bırakmayı düşünmüyorsan, efendim gruplaşma kabiliyetini bırakmayı düşünmüyorsan, haset özelliğini bırakmayacaksan, böyle bir niyetin yoksa, sen niye geliyorsun, kendini yoruyorsun, başkasını niye yoruyorsun? Böylesi meclislere torbası boş gitmek lazım. Torba boş olacak, her seferinde torba boş olacak. Torba bilgiden, enaniyetten, hasetten, inattan, gruplaşmaktan boş olacak. Ki şu mübarek derslerin ona tesiri olsun. Dolu. Dolu. Bin defa dinlemiştir, bin birinci defa aynı şeyi yapar yani. Bırakmıyor, kuyunu bırakmıyor.
Buna adam ne de, ihlas ne de, irşat ne de. Ne yapar yani? Ne yapar? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz parmağını kaldırdı, ayı ikiye böldü. Ne dediler? Yetim Ebu Talib'in sihri gökyüzüne tesir etti dediler. Nasipsiz adama ne yapabilirsin yani? Allah bu işten nasibimizi artırır arkadaşlar yani. Biraz hakikaten böyle boş olmamız lazım. Boş, 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 kabı boşaltmamız lazım ki su gire onun içine. Dolu kaba ne gire? Yunus'un güzel şeyi var diyor, biliyor, dolu testiyi pınar başına 1000 sene koysan, o testi o pınardan ne ala? Dolu testi. Şimdi bazen Hulusi Efendi'nin, Allah rahmet eylesin, biraz hususi ahvaliyle beraber olmak, yani umumun içerisinde hususi ahvale biraz dikkat etmek nasip oluyor. Bakıyorsun, başkasını havalandıran hadiseyi, o böyle başını bile kaldırmıyordu yani, böyle parmağını gözünün ucuyla bakıyordu yani. Hacı Tevfik Efendi'nin yaptığı gibi. Neymiş? İşi var, işi var. Burada hakka ermiş kişi var. Zannetme ki onun işi var. Ya şu sözün ağırlığına, tonajına ve bu tonaja uygun hareketine dikkat et. Yani o kadar bu meselelerle karşılaşmış ki onun nasibi bu kadar. Ne diyeceksin? Ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Bilemiyorum. Yontulmaya hazır olmazsa insan, kim insana ne yapabilir? Hangi söz insana ne yapabilir? Şu Kur'an-ı Azimüşşan Ebu Bekir'e ayrı, Ebu Cehl'e ayrı mı geldi? Ebu Leheb'e ayrı mı geldi? Ümeyye Halife ayrı mı geldi? Hazreti Ömer'e ayrı mı geldi? Güneş doğdu. Birisi kabiliyetini çürüttü, taaffün etti, koktu, pislik haline geldi. Birisi gül oldu, reyhan oldu, bütün alemi kokuyla doldurdu. İkisi de güneşten aldı. Elbette insanların birbirlerini, yani insan insanı ihlasını bozuyor zaten. İnsan ihlasını bozan zaten insan. Birinci düsturdan sonrası insanların birbiriyle olan muamelatıdır. Her zaman söylüyorum yani. Artık 1000 tane tecrübe geçtikten sonra diyorum ki herkes etrafında insanlarla uyum içerisinde, ne kadar uyum içerisinde ihlası o kadardır diyorum yani. Yani 10 dakika bir arada kalamıyor insanlarla yani. 10 dakika bir arada kalamıyor. Muhakkak kavga çıkıyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Eğer şu eserler, bu mürşitler bizim bu yanlışlarımızı değiştirmeyecekse, hılkat değişmeyecekse, tabiat değişmeyecekse, neye gelmiş bu mürşitler, neye gelmiş bu peygamberler, neye gelmiş yani? Hazreti Abbas faizinden vazgeçmeyecekse, işte bilmem kim şarabından vazgeçmeyecekse, öbürü katilinden vazgeçmeyecekse, neye geldi bu mürşit, neye geldi bu peygamber, neye geldi bu kitap? Aynı şey bugün. Şimdi bugün Müslümanlar işte asr-ı saadet, asr-ı saadet. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'ın inayetiyle mucize olarak şu anda hayat bulsa, 3 gün insanlar fotoğraf çekmek için merakla yanına giderler. Ne diyor? Selfie mi, salfiye mi yapıyorlar böyle? Saksı mı yapıyorlar? Böyle durup arkasındakine beraber kendini çekme. 3 gün fotoğraf çekmek için giderler. 4. gün herkes meyhanesinde, kahvesinde, topunda, toprağında, buradaki bu kadar, oradaki o kadardır. 5. gün sürmez yani.
Nasıl olacak ya? Nasıl olacak? Nasıl olacak? Onun için bir varlık gösteremiyor Müslümanlar. Bir varlık gösteremiyorlar. İhlas, 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 ihlas. İnsan derinliğine nihayet olmayan bir kabiliyettir. İşaret-ül İcaz'da insanın tarifi bu. İnsan derinliğine nihayet olmayan bir kabiliyettir. Allah öyle yaratmış. Bilemiyorsun ki o derinliklerinde neler var onun. O derinliklerinde neler var onun. Hazreti Ali'nin yanındaki adam Hazreti Ali'yi şehit etmedi mi? Mülcem, mukarici, fasık. Hazreti Ali en kendisine en çok hizmetinde bulunan adam mülcem harici değil miydi o? Ha? Hazreti Ali o şehit etti. Ne yapsın ha? Hazreti Ali gibi bir insan onun tabiatını değiştirememişse ne yapacaksın ya? Hazreti Ali gibi bir insan. İlmin kapısı. İlmin kapısı. Şecaatta erkek denince Ali akla gelir, kılıç denince Zülfikar akla gelir. Böyle bir. Onun için istiğfar edelim, istiğfar edelim. Tövbe edelim, istiğfar edelim. Sultan Feyzi Hazretleri'nin, Allah ona rahmet etsin, sohbetin başında, ortasında veya sonunda mutlaka ama mutlaka her bir sohbette kardeşim niyetimizi tasih edelim buyuruyordu. Niyetimizi bir değiştirelim hele. Evvela bir niyetimizi değiştirelim yani. Bu çok beğendiğimiz ahlakımızı kitaplara uydurmaya niyet edelim bir kere. Değiştirme bir niyet edelim ki Allah değiştirme imkanı versin bize. Beğenmeyelim kendimizi yani, beğenmeyelim. Allah'ım sen bize merhamet et, lütfet, ihsan et, ikram et. Yanlıştan bizi koru, kurtar. Hayır yapmak için Allah'tan yardım istemek lazım geliyor. Evvela niyetimizi düzeltelim. Bu ihlas meselesi işin üstül esasıdır. Hulusi Bey onun için emretti. Ders olarak ihlas kafidir. Diğer eserlerde okunmalıdır. Diğer eserlerde okunmalıdır. Ders olarak bu 21. lemma kafidir bulmuştur. Allah bize merhamet ede. Allah bize lütfede, ikram ede, ihsan ede. Bizi helake uğrayanlardan etmiyor. Amin. Allah niyetimizi tahsih edip amin. Adam olmaya talebimizi artıra. Amin. Yanlıştan kurtulmayı evvela niyet etmeyi Allah bize nasip ede. Amin. Allah'ım sen beni bana beğendirme. Amin. Kendimi kendime beğendirme. Amin. Yanlışlarımı tahsih etmek için sana yalvarıyorum, bana kuvvet ver. Amin. Bunu bana kolay et. Sebebini halk et diye Allah'a dua edelim. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana. İnneke entel alimul hakim. Ahiru davana. Elhamdülillahi rabbil alemin.